Elazığ'a, doğuya gidelim. Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, arıcılar ürettiğini pazarlayamıyor. Üretici desteklenmiyor. Ekonomik kriz arıcıları da vurdu. Üreticinin gelir seviyesi düşük diyor bakın. Bu da Aysun Çetin Kılıç'ın özel haber ve incelemesi Fırat'ın manşetinde. Mülteciler meselesi ekonomik krizle birlikte Türkiye'nin en fazla konuşulan iki konusundan biri. Ve bir politik gazeteci olarak şunu gözlemliyorum ki daha evvel ifade etmiştim. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde ekonomi ve mülteciler, iktidara kimin geleceğini, kimin gideceğini veya iktidarda kimin kalıp kimin kalmayacağını, bu iki konudaki politikalar, söylemler ve halkı ikna edip edemediklerine dair ortaya çıkan manzara belirleyecek diyelim ve Güney'den bir manşet okuyalım. Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilene göre Mersin en çok Suriyeli'nin yaşadığı 6. il konumunda. Mersin'de 243 bin Suriyeli yaşıyor. Bakın, tek bir ilimizde 243 bin. Hatta geçtiğimiz hafta Soylu, İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da yaşayan yabancıların sayısını da aktarmıştı biliyorsunuz. Ya acaba etkili bir uyum politikası ve stratejisi uygulayabiliyor muyuz? 200 binden fazla Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş. Acaba başka ülkelerin, mesela Almanya'da bir Türk'ün Alman vatandaşlığına geçmesi için neler yaşadığı biliniyor mu? Hangi sınavlardan geçtikleri veya Fransa'da, Hollanda'da. Bizde acaba Suriyeliler veya başka uyruklardan gelenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olurken nasıl prosedürlere tabi tutuluyorlar? Bunun kriterleri, bunun gereklilikleri var mı diye de bir soru benim aklıma takıldı diyelim. Hayat pahalılığı emekliler gibi memurları da işçileri de zorluyor. 3100 lira emekli maaşı. Bana diyorlar şükre. Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Bu sene ben prim ödedim, vergi ödedim, şükret diyorlar. Bu kadar da alıyorsun ya. Daha iyisine vatandaşımız daha iyi. Ama öyle olması için devletin güçlü olması lazım, ekonominin olması lazım. Bunlar ekonomi batırdığı için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şükür tavsiyesi Babacan'ın Balıkesir ziyaretinde bir emeklinin tepkisi. Emekli, asgari ücretli, işçi, memur yüksek enflasyon karşısında alım gücünün erimesinden yakınıyor. Zam bekliyor. Ekmek çok büyük bir ölçüdür. Fırıncı arkadaşlar diyor ki ilk defa ekmek satış sayım düştü. İnsanlar etten, sütten, balıktan tasarruf etmiyorlar. Ekmekten tasarruf etmeye çalışıyorlar. 20 yıldır böyle bir dönem görmedik yani. Enflasyon temelli maaş zamı gerçekte sıfır zam anlamına geldiği için alım gücünü düşürüyor. Hedeflenen enflasyona göre belirlenen maaş zamı uygulaması artık son verilmelidir. Mutlak surette refah payı uygulamasına geçilmeli. Enflasyon farkı aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır. Ancak çalışanların alım gücünü biz bu şekilde artırabiliriz. Memur Sen yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlara karşı eşel mobil sistemini önermişti. Her ay ya da 3 ayda bir enflasyon farkının maaşlara yansıtılmasını. Türkiye Kamusen Başkanı Önder Kahveci de enflasyon farklarının aylık maaşlara yansıtılmasını talep etti. İktidardansa yine yıl ortası enflasyon farkı açıklaması geldi. Şimdi yıl ortasında yeniden bir değerlendirme yapılacağını duyuyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona yenik düşürmeden alım güçlerini artıracak ve süreci atlatmalarını sağlamaktır. Bunun yolu da maaşlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde zam yapmak, refah payı uygulamasını ve hayata geçirmek ve enflasyon farkı oluşması durumunda aylık mahsuplaşma yapmaktan geçmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ta gerekli müjdeleri bütün toplumumuzla paylaşır. Çalışma Bakanı'nın 1 Mayıs için verdiği randevu gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı emekli, işçi, memur için bir müjde açıklamadı. Memur konfederasyonlarının enflasyon farkı ay ay maaşlara yansıtılsın çağrısına da iktidardan ses yok. Memur Sen 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının Nisan ayında 5263 liraya yükseldiğini duyurdu. Asgari ücretten 1010 lira fazla. Asgari ücret yıl sonunda biliyorsunuz belirleniyor. Her halükarda belirlenirken bu gerçekleşen enflasyon
dikkate alınarak yapılacak. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı AK Partili Cevdet Yılmaz memurlara zam için yıl ortasını işaret ederken asgari ücret artışı da Aralık'ta olacak dedi. Tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde adaletli, hakkaniyetli bir 3600 ek gösterge düzenlemesi bir an önce hayata geçirilmelidir. Maaşlara zam bekleyen memurun gözü bir yandan da 3600 düzenlemesinde. Çalışma Bakanı Mayıs ayında düzenlemenin biteceğini söylemişti. 10 Mayıs'ta yapılacak 3. toplantıda gözler.